Enerjimiz. Teşekkür ederim efendim. Bir hemen kalbimi yapıyor. Nasılsınız? Dur. Ha, bak. Her yerden kalplerimi size gönderiyorum. Kalplerini size atanlar, sizi sevenler bol olsun. Amin diyelim. Zaten buradaki hanımlar her cuma dualarla başlıyorlar. Cuma günleri bol dua ile giriyoruz ki böyle uğurlu, değerli bir günü taçlandırıyoruz dualarla, değil mi? İhbar hatlarımızı hemen vermek istiyorum. 530 488 51 84. Şimdi her başlarken diyorum ki evet, aslında çok üzücü olaylardan bahsediyoruz. Bazı olayları aydınlatmaya, sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Bunları konuşurken, başlarken gülmek zor geliyor ama hayata da bir şekilde tutunmak zorundayız. Hayatı güzel şekilde yaşamak zorundayız. Çünkü yoksa hayattan hiç tat alamayız. Yaşarken ölürüz bu sefer. O yüzden de gülmeyi, umutlu olmayı hiç unutmayın diyoruz. Şimdi yine konuklarımız var. Özel dedektif sevgili Savaş Kurtbaba, avukatımız Erdoğan Bey, artık size de alıştık Erdoğan Bey, her gün burada sağ olsun. Edip Önder Bey, Edip Bey de zaten hep bizimle. Evet, şimdi dün biliyorsunuz programda bir şey konuştuk en son Savaş hocamızla da, Erdoğan Bey'le de. Savaş hocamız dedi ki aslında dedi Narin Güran cinayetiyle Leyla Aydemir'in arasında çok ortak nokta var. Bir aslında o ortak noktaları biz de zaten Narin Güran cinayetini işlerken, bu konuyu konuşurken acaba bu tutuklananlardan kaçı işte cezaevinde olacak, gerçekten yargının sonucu ne olacak derken Leyla Aydemir'in davasına baktık ve kimse cezaevinde değil, kimse artık hani bu suçtan yargılanmış ve sonucunda cezaevinde değildi. Biz de dedik ki acaba bu şekilde aynen Narin Güran'da da böyle bir şey olabilir mi sizce Savaş Hocam? Olabilir tabii ki. Olabilir ya, mi? Tabii olabilir. Yani şu an için elimizdeki tabii iki tane üstadın yanında çok fazla bunu da şey yapmak gerekmiyor ama şimdi elimizdeki delillerle bir yere varabileceğiniz bir birinci derece cinayet zanlısını ortaya koyabileceğiniz şu an için bir şey yok. Ben görmüyorum. Yani belki onlar görebiliyordur. Ama şu an için öyle bir durum mümkün değil. Eldeki delillerin de ne kadarı bu işin çözümünde kullanılacak onu da bilmiyorum. Şimdi bizim için 91 tane çocuktan numune alındı. İşte sürgüde alındı yanaktan, vücut bölgelerinden. Yapılan adli tıp açıklamalarında cinayeti çözebilecek bir delil ortaya koymadılar. En önemli olan bölümleri neydi? Koldaki diş izleri ve sırtındaki tırmalama izleriyle. Yani tırnak arasında bir doku bulunabilir mi veya diş izi oturabilir mi? Benim için en önemli konu buydu ama onlarla da ilgili herhangi bir şey yani önümüze koyamadık. Kim tarafından yapıldığına dair bir bulgu yok. Evet. Bir veri herhangi yok bir elimizde. Bulgu yok. Evet. Şimdi bu şekilde devam ettiği sürece ve geriye baktığınızda aile bireylerinin daha ilk günlerden yavaş yavaş ısıta ısıta kamuoyunun gündemine getirdiği bir Nevzat olayı başladı. Erdoğan hocam Nevzat'la ilgili olduğunu düşünüyor ama ben öyle kesinlikle düşünmüyorum. Evet, Erdoğan hocamız bir tane programımızın birinde dedi ki bana göre aslında en sonunda suçlu Nevzat çıkacak ve bunun istismarla alakalı bir durumu ortaya çıkacak olarak düşünüyorsunuz değil mi Erdoğan Bey? Evet, benim düşüncem biraz o yönde açıkçası. İstismar bulgusu tabii rastlanmadı şu an itibarıyla, ancak ben o zaman da bahsetmiştim, istismarda her zaman net bir tespit yapılamayabilir. Dolayısıyla temkinli olmak lazım aslında, bu ihtimale de sadece köşede tutmak lazım, kesinlikle bunu reddetmemek lazım. Elbette ben şöyle bir iddiada bulunmuyorum, kesinlikle Nevzat'tır. Bir ihtimalden bahsediyorsunuz. Bir ihtimalden ama bunu hani diğer ihtimaller fazla gündeme gelince bu fazla göz ardı edilmesin, buna da bakılsın istiyorum. Ben de mesela Nevzat'ın, %100 Nevzat'ın daha sonra bu olayın içinde suçlu olarak, hatta bunu kendi söyleyecek. Ben öyle yaptım. Öyle düşünüyoruz. Ben yaptım diyecek. Ama öyle, o mu yapmış olacak? Hayır. O, şimdi hocamın düşündüğü gibi ikimiz de aynı kişi, aynı figürü ortaya koyuyoruz ama o bu olayı onun yaptığını düşünüyor. Ben ise bu işe kaplama suçu, olarak suçu üzerine alacağını düşünüyorsunuz. Çünkü bazı şeyleri oturtturduğumuz zaman yan yana bütün
köy halkı, bütün aile bireyleriyle bu ferdi korumak için böyle bir organizasyon yapabilirler mi? Bana göre yapmazlar. Niye yapsınlar? Bir de kendi çocukları gitti. Şimdi ben daha önceki bir yayınımda da bunu söylemiştim. Hatta orada Erdoğan hocamla da görüş birliğine vardık. O da aynı şeyi söyledi. Şimdi ifadelerdeki değişiklikler aslında Salim'i bir şeylerden kurtarmaya devam eden süreç bu. Bir, iki, üç tane olduğu ifade veriyor. Evet. Ama ilk ifade bize göre doğru ifade olarak kabul ediyoruz. Bunun da arkasındaki sebebimiz şu. Araçta bulunan çocuğa ait DNA örnekleri. Savaş Hocam, bir ilk ifadeyi bir hatırlatalım. Nevzat'ın ilk ifadesini bir görelim. Bakın. Bu yeni ifadesi mi? Çok yeni ifade demiyorsunuz ama ilk ifade doğruydu diyor. Benim için önemli. Biz ilk ifadeyi. Tabii. Evet. İlk ifade. İlk ifadeyi siz anlatın, tamam. Sonra yeni ifadeyi karşılayın. Kısaca şunu söylüyor. Evet. Benim arkamdan geldi, benim aracının içerisindeydim. Arkamdan geldi, selektör yaptı. Arkadan gelen Salim Güran. Salim Güran. Evet. Ve beni durdurdu. O arada işte böyle bir olayın gerçekleştiğini, arabada bir ceset olduğunu, 200 bin lira karşılığında bunu gömer misin dediğini. Evet. Söyledi ve ben bunu kabul ettim ve aldım. Bunu destekleyen çocuğun DNA örneğinin o araçta bulunmuş olması. 10 gün sonra. Evet. Çünkü normal şartlarda oluşabilecek bir DNA şeyi değil. Onun ben şeyini öğrendim. Ağızdan çıkan köpük parçası olduğu netleşmiş. O DNA. Evet, o önemli yer netleşmişse evet, ağızdan evet. Çıktı evet, netleşmiş. Evet. Ağızdan çıkan arabasındaki. Evet, bir köpük parçası bulmuş. Ağızdan çıkan şey, köpük Salim'in parçası arabası. Oldu. Salim'in arabası. Salim'in arabasından evet. Çıkan. Bu da bunu destekleyen bazı şeyler. Ama şimdi Erdoğan hocam da ben orada aynı şeyi düşündük. Onun ben katıldığımda ki onun bir ifadesi var. Aslında Nevzat arabayla ilgili benim en başından beri söylemiş olduğum araba denklemini ortadan kaldıracak bir ifade verdi. Aynı şeyi düşündük orada. Dedi tabii ki, ben dedim evet. Aynı şeyi düşündük. Onu söylediniz siz. Ben de onu bir hafta önce bir programda anlatmıştım. Orada araba figürünü ortadan kaldırdı. Hiç arabadan bahsediyor mu şimdi Nevzat? Yok. Salim'i cezaevinde tutabilmenizin en önemli şeyi ne arkadaşlar? Araba. Araba örneği de ortadan kalktı mı Salim'i suçlayabilecek neyimiz var elimizde? Yani tabii. Arabayı ortadan kaldırarak amcayı temize çekmeye mi çalışıyor? Tabii ki. Tabii ki onun peşindeler şimdi. Bunu bilinçli yaptıklarını ben düşünüyorum. O aileyle Salim üzerindeki en önemli bulgu araba. O konuda hocama katılıyorum. Yani arabayı ortadan kaldırırlarsa, DNA kalkarsa çok büyük ihtimalle Salim üzerine başka kuvvetli bir delilden söz edemiyoruz şu an için. Hocam bakın şimdi. Şunu size söyleyeyim. Bu arabada çıkan delilde itiraz var. Tutuklama sebebine avukatı itiraz etti. Tabii. Gayet doğal. Yani ama, şöyle diyor, amcasının arabasına binerdi olarak mı? Binerdi diyor ama avukat hanım ne yazmış? Demiş ki bu arabada daha 5 tane DNA olması lazım. Siz bir tanesini buldunuz. Buna biz itiraz ediyoruz. Çünkü aile fertlerinin diğer çocukları da bu arabaya binerdi. Onların çıkmıyor mu DNA'sı? Onların nasıl çıkmazsa sadece bu çocuğun çıkar. Biz buna itirazımızı koyuyoruz diyor. Bu nasıl olur? Ya onu bilemiyorum. Onların oturduğunu kanıtlayan ne var? Ya da gösteren. DNA çıkabilir evet. Bakın şu önemli. Hayır bu bir iddia yani. İşareti değil mi? Hocam, yani şimdi diğer çocuklara nasıl benim çıkmıyor? Benim derdim o değil. Benim derdim şu. Avukat hanım onu oraya koydu. Bu bitti. Şimdi soruşturma süreci bitecek. Sen iddianameni hazırlayacaksın. Kavuşturmaya dönecek. 3 gün sonra Nevzat dedi. Olayı ben yaptım. Ben işledim. Bana göre öyle diyecek. Şimdi bakın. Bir öyle itiraf peki ne olur derse? O zaman işte arabayla ilgili olan biraz önce anlattığımız her şeyle ilgili bir de arabaya yeniden bir inceleme isteyecekler. İtiraf doğrultusunda o itirafın özelliği şu olacak. Çocuğu şu şekilde şuradan aldım, şuraya götürdüm, şurada öldürdüm, şu şekilde öldürdüm, şunun için öldürdüm. Bakın bu soruların cevaplarını vermesi gerekiyor Nevzat'ın eğer öyle bir itiraf yapacaksa. Muhtemelen bunları da hazırlayacaklar. O zaman işte bu deliller örtüşüyorsa... Öyle bir itiraf efendim.
Üstad bahsediyorsun ya itiraf. Nevzat'ın o şekilde ayrıntılı bir itiraf yapabilmesi için tek bir ihtimal var. Aileyle bunların anlaşması. Onu dedim işte. Evet. Çünkü tabii ihtimallerden bahsediyoruz ya neticede. 200 bin liraya anlaşan adam 20 milyon verirsen daha iyi anlaşır. Tabii ki. Nevzat'ın yeni ifadesinde dediğiniz gibi hiç arabayla alakalı bir şey yok. Şey ne yok. Diyor? Salim Güran bana seslendi. Evine ben de Arif Güran'ın evine çağırdı. Yani Narin'in babasının evine, Narin'lerin evine gittim. Bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı. Şahit de göstermiyor orada. Evet. Dikkat yani hiç bak. Şahit tek yok. Hani anne görmüştür, abi görmüştür. Hiç onunla alakalı bir şey yok. Salim beni odalardan birine götürdüğünde Narin'in yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hatırladığım kadarıyla Narin'in ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı. Salim bana Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Peki şimdi buraya gelelim. Tam arabayı söylemiyor ama Salim'in yaptığını söylüyor. Yarın onu değiştirecek. Araba faktörünüz şu an Salim'i cezaevinde tutan en önemli özellik arabada çıkan DNA. Hı hı. Oradan tutukladılar değil mi hocam? Başka tabii bir yerden tutuklamadılar tabii, ki. O DNA delil tabii. Delil gördü onu. Şimdi o burada onu kaldırdığı için bununla ilgili hiçbir delil yok. Ben öyle gördüm tabii. Demenin bir delili tabii. Yok. Tabii Savaş Hoca önemli bir şey söylüyor. O... Sen de benim suç ortağımsın. Bu olaya tanık olduğun için cesedi yok edeceksin. Yoksa oğlunu gittiği futbol okulundan aldırır kafasını. Bunu yok et ve sonrasında sana 200 bin lira vereceğim dedi. Yani aynı yere. Şimdi yani. Artık burada söylediği araba şey. Araba nerede? Hiç arabayla ilgili evet son ifadede hiç arabayla ilgili konu yok. Araba yok. Ben yine aynı düşüncedeyim. Daha hı-hı. Önceki günlerde de söylediğim gibi. Tabii Nevzat özür dilerim. Savaş Bey. Savaş Hocam'ın Nevzat Hoca ile de dün yapmıştık evet. Ya. Ondan dolayı karıştırdım. Erdoğan Bey'in de görüşlerine saygı duyuyorum. Ama ben ilk günden beri hala ben amcanın bu işin faili olduğunu düşünüyorum. Yani mevcut veriler, Nevzat'ın ifadeleri, o DNA'lar vesaire hepsini bir araya getirdiğimizde tabii bu olayda şuna dikkat etmek zorundayız ya. Nedenlerini, niçinlerini tartışmak zorundayız. Hı hı. Yani neden öldürülmüş olabilir? Şimdi nedenini Savaş Hocam diyor ki işte orada çocuğun oradaki malum şeyle ilişkisinden kaynaklanmış olabileceği kızın da buna tanık olması. Yani bu bir ihtimal. Erdoğan Bey'in söylediği de bir ihtimal. Hı hı. Küçük ya da büyük önemli değil. Tabii sonuçta bu kadar trajik bir olayın üzerinde hangimizin haklı olduğu çok önemli değil. Hı hı. Gerçekten çok trajik bir durum tabii. Ve üzülerek konuşuyoruz maalesef ama biz sonuçta hukukçu evet. Olarak değerlendirmek zorundayız. Dolayısıyla ben Salim'in bu işin içinde çok önemli rol oynadığını ve kızın muhtemelen çok önemli bir ilişkiye tanık olduğunu, bu ilişkinin de söylemek istemiyorum çok fazla detaylarını, daha başta söylenildiği gibi. Şeyle annesiyle muhtemelen diye. Peki şimdi anneyle amcanın ilişkisini görüp hani bu şekilde olduğunu ben öyle düşünüyorum. Yani nedense veriler hep bana bunu daha yakın veriler diyor. Bunu düşündürüyor şimdi bana. Şimdi burada yani. Bizi düşündürten tek bir şey var. Evet Nevzat Savaş Hoca'nın dediği gibi itiraf edip yani bütün suçu üzerine alıp itiraf edip bu işten söylemedi. Ama diyelim ki Nevzat hiç itiraf etmedi. Yani burada suç kime kalır ya da bu Leyla vakasındaki gibi herkes dışarı çıkar mı yani? Onu hukukçularımız daha iyi değerlendirir. İhtimal var mı öyle bir ihtimal? Şimdi bizi korkutan bu Leyla Aydemir vakasındaki gibi ya herkes dışarı çıkarsa? Şu an iki kişi hariç Nevzat ve Salim bunlar birinci Salim'de DNA arabasında bulunmuş. Nevzat da bizzat cesedi gömen kişi olduğu için karine olarak İkisi. Ceset kimde bulunduysa karine olarak suçu o işlemiştir. Aksi ispat edilebilir tabii ki. Diğerleri üzerine böyle ciddi anlamda ceza alabilecekleri düzeyde bir durum söz konusu görünmüyor. Tabii şüpheler var. Zaten tedbir amaçlı bu tutuklamalar. Yani bu tutuklamalarda kesinleşmiş bir durum söz konusu değil. Burada eğer Nevzat sonradan ifade değişikliği yaptı. Savaş Bey'in söylediği gibi 3 kere. Bu normal değil. Burada bir şey yapmaya çalışıyor. Burada muhtemeldir ki Savaş Bey'in dediği gibi eğer Salim'i korumak için böyle bir yönlendirme yapılmış olabilir. Şöyle ki hani doğrudan olayı anlatmasa bile delili yok ettiğimiz zaman, araba delilini yok ettiğimiz zaman Salim temize çıkabilir yüksek ihtimalle. Acaba böyle mi olmuştur? Ya da
Eğer bunlar yapılmazsa, süreç bundan sonra böyle devam ederse Nevzat ile Salim arasında nasıl bir ilişki kurulacak? Bu verilen ifadeler üzerinden aynısı hani yasak aşk vesaire şeklinde mi kurulacak? Yoksa şu an bilmediğimiz, tahmin edemediğimiz başka bir ilişki de söz konusu olabilir mi? İkisi çünkü... Şimdi son verileri Erdoğan Bey, son verileri kaçırmayalım. Ortaya ne çıktı yakın zamanda? Salim Güran'ın kızın öldürülmüş olduğu ev, yani kendi evinde o saatlerde daraltılmış HTS kayıtları. Yani yanılma payı olabilir, onu düşündünüz olabilir, evet, mümkündür ama bana göre bunlar hepsi örtüşüyor. Bakın Nevzat'ın ilk verdiği yani ifade... Yani 15-15'te evden, evet, çıkıp giriyor çıkıyor evet, üç kere. Evet. Yani amca aslında eve geldi, Narin'in eve geldiği saatte o evde gözüküyor. Ve o saatlerde öldürülüyor. Öldürülüyor, evet. Tamam, şimdi bakın oradaki aracında bulunan DNA'yı kenara koyarsak Salim Düz'e çıkıyor diyoruz değil mi? Hayır. DNA testi, Nevzat'ın ifadeleri, ikinci ifadesi de onu örtüşüyor. Hı hı. Çok ayrı değil. İkinci ifade tamamlıyor bence bazı şeyleri. Salim'in detay da veriyor. Evet. Hı hı. Şimdi Yüksel Güran'ın sürekli Salim'i koruyan ifadelerini göz önünde bulundurun. Evet, Yüksel koruma. Anne nasıl bir... aşırı bir şekilde Salim'i biliyorsunuz. Evet. İşte benim canımdır, abimdir, babamdır. İşte oraya hep gider, her gittiğinde işte orada benim içim rahat eder, amcanın evinden bahsediyor. Evet, yani bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman Salim'in buradan sıyrılması çok zor görünüyor. Hı-hı. Çok zor. Yani bakın çocukla ilgili çok fazla bir şey tartışamıyoruz. Ama Nevzat'ın Salim üzerine vermiş olduğu ifadeler var. Yani bana göre çok mantıklı. Neden mantıklı? Çünkü sonuçta Nevzat orada, hı-hı, çalışan, sürekli amcanın işlerini yapan bir adam. Çok da normal, mantıklı. Yani gel şunu götür. Bak sen de gördün, tanık oldun, sen de bu, hı-hı, işin içindesin falan filan. Her ne dediyse. Hı-hı. Ben Nevzat'ın öldürdüğünü düşünmüyorum. Şimdi tabii olabilir. Leyla Aydemir'in de hikayesinde, yani bu cinayette benzer konular, yani benzer bir durum var diye düşünüyoruz. Bu arada Leyla ile ilgili kaç gündür söylediğim gizli bir tanığın ifadesi var. Ve gizli tanık aslında birçok şeyi söylüyor. İlişki dinamiklerini söylüyor, aralardaki nasıl olduğunu, amca ile babanın ilişkisini. Bunun bir görüntüsü var bizde değil mi arkadaşlar? Evet, bir ifadesini bir görelim. Gizli tanığın ifadesi. Çocuğun kaybolduğu gün Yusuf'un oğlu Ümeyr ile Leyla'yı Besim'in evinin önüne doğru yönlendirdi. Ümeyr'e Leyla'yı da al aşağı gidin, orada oynayın diyerek çocukları oraya yönlendirdi ve Leyla'nın da Besim'in evinin önünden kaçırıldı. Kızı kaçıranların Besim ile Yusuf oldu. Sonrasında olayın büyümesi üzerine çocuğu bırakamadıkları ve ellerinde kaldığını aile içerisindeki konuşmalardan duydum. Çünkü aile içinde rahat konuşuyorlar. Ancak mahkemeye gelince kimse bir şey anlatmıyor. Leyla'yı kimin kaçırdığını baştan itibaren Nihat'ın da bildiğini düşünüyorum. Çünkü Nihat kendi ailesinin, kendi akrabalarının evlerinin aranmasına onlardan şüpheleneceğim bir şey yok diye ilk başta izin vermedi. Şükran'ın da her şeyi bildiğini ancak eşi Nihat ve diğer aile üyelerinden korktuğu için sustuğunu düşünüyorum. Mehmet Ali Aydemir'in olayın ilk başında dahil olmadığını, sonrasında çocuğu gördüğünü ancak Mehmet Ali'nin biriyle olan yasak ilişkisi nedeniyle bu... Ya burada hep tahmin etmiş, düşünüyorum. Evet. Yani hayır, şöyle diyor, aile içindeki konuşmalardan duydum diyor. Aile içindeki konuşmalarda aslında kızın işte baştan beri hep bu durumun baba tarafından da bilindiği, annenin de aslında buna tanık oldu ama o kadar, hani baba kadar detaylı bilinmediğini. O yüzden hani babanın tabii ki de hep orada, yani o çevreyi Erdoğan Bey daha iyi bilirsin. Şimdi baba orada kardeşinden şüphelendiğini, kızı aransa bile rahatça söyleyemeyeceği bir durumun içinde olabilir mi? Şöyle, burada cinayetin işlenme sebebi çok önem arz ediyor. Sakla koruyup korumayacağını aslında nedenler üzerinden netleştirebiliriz. Hı-hı. Şöyle ki, eğer bu planlı, kasıtlı, doğrudan yapılmış bir cinayet ise burada ne olursa olsun bir kişinin kardeşimdir diye korumasına ben ihtimal vermiyorum. Burada başka şekillerde ilk alınma şekli olabilir. Öldürme kastı başta olmamış olabilir. Bundan dolayı belki bir koruma refleksi olabilir. Peki şu doğru mu? Baba kendi ailesinin ve kendi akrabalarının evlerinin aranmasına, onlardan şüpheleneceğim bir şey yok diye ilk başta izin vermedi mi? Aslında babadan öyle bir izin
talep edilmedi. Sadece şu şekilde köylüler bu araba muhabbet evleri arama konusu ilk gündeme geldiği zaman burada arama yapılmasın şeklinde bir görüş çıkıyor köyden. Köyün ileri gelenleri. Yani sözü geçenler. Onları kimse dinlemez ki. Mahkeme kararını çıkarttık. İşte mahkeme kararı yok. Evlerin aranması gerektiğine dair bir karar çıkmıyor. Bunlar da köyün önde gelenleri böyle bir aramaya gerek duyulmadığını, zaten hepimizin akraba olduğunu, kimseden şüphelenmeye bunu gerek olmadığını. Yani bu bir isim değil. Birkaç isim. Evet, birkaç isim köyün önde gelen önemli isimleri ki sonradan benzer isimlerin aile meclisi kararı da aldığı, Leyla yürüyerek gitti, öldü, artık bu konu kapanmıştır şeklinde karar aldığını da biz tutanaklarda aile, biliyoruz. O sonradan verilen karar ama baştan bizim işte akrabaların evi aranmasın. Yani bu nasıl bir şey? Çünkü bir sürede bu arada aranmıyor gerçekten. Aranmıyor evet. Aranmıyor. Aslında aransa canlı bulunma ihtimali çok vardır. Yüksek. Aynen, çok aynen yüksek. Katılıyorum. Bizim akrabamızdır, kesinlikle. Aramayın diye ki herhalde Nihat da yani baba da bunu söyleyenler de biliyor herhalde. Yani direkt Nihat'ın öyle bir söylemi olduğuna dair bir veri yok elimizde ama en azından bu konuda ayrı bir demek ısrar ki, yaptığına dair de bir bilgi yok. Erdoğan Bey demek ki dediklerini yapmışlar yani kolluğu ikna etmişler. Yani kolluk neticede onları dinlemez ki. Çıkartır arama kararını girer. Demek ki kolluğu da ikna etmişler. Geçen programda belki söylemiştim bilmiyorum hatırlamıyorum. Daha bulunmadan Leyla bulunmadan 15. günde bu kendisi yürüdü muhabbeti geçiyor telefon kayıtlarını ben ses kayıtlarını dinlerken. Kendisi yürüdü gitti yani bu bilinçli yapılan bir söylem. Hı-hı. Yani kendisi yürüdü artık şey bırakın yani bir fail aramayın gitti yürüdü. Bence işte. Onu da alıkoyan kişi yürütmüştür. Tabii ki. Narin Güran'da da değil mi aranmadı evler. Tabii. Yakınların evleri. Bak bu da çok şey. Tabii kaç gün? Kaç gün? 8-9 gün galiba. Yani bu çok aslında ilk başta yakınlarda öyle bu çocuk olaylarında. Çocuğun aile meclisi hepsinde evet. Bak görüyor musunuz? Aile meclisi. Evet. Hepsi karar ya aslında karar zaten olaylar birbirine çok benzer gerçekleşiyor zaten. Bunu olaylardan ders çıkarırsak aslında bir sürü olay da ölebiliriz. Bunu izlemişler kopyasını buraya koymuşlar sanki. O kadar benziyor. Ya bakın ben. Bu konu bana cinayet olarak gelmiş olsa mesela hiç tanımıyorum bunları. Ben derim ki ikisinin de katili aynı kişi. Ya o kadar net. Öğrenilmiş bir cinayet var aslında. Tabii öğrenilmiş. Ötekinde öğrenilmiş hareketler. Yani bunu suya getirip gömmeleri, işte belli kıyafetleri atmaları. Kıyafetleri, içine kıyafetlerini, kimliğine kadar koymaları. Evet. Narin olayında. Tabii. Aile meclisinin toplanılması, ne karar verileceği, işte nerelere kadar neler yapılacağı. İşte elektrik tellerini çarptırmalar yani inanılmaz kafamız almıyor bazen. Savaş Hoca benim hakkımda bunu da biz konuşmuştuk. Siz ne düşünüyorsunuz? Neden o işte şeyin konulduğu yerin içinde kimliğini koyulur? Bunu kaçırdıkları anlamına getirmek istiyorlar. Biz bunu kaçırdık evden kimliğini de aldık. Kaçırdık. Kimliğini de aldık. Yani kimliğine kadar almışlar çocuğu. Kaçırılmış. Yani kimlik önemli bir şey. Düşündüm ben de onu. Tabii kimliği koymalarındaki sebep o zaman. Anne vermezse kimliği nasıl evden arayıp bulacaklar? Ya bu bile işte bizim ülkemizde bazı şeyler çok mesela ifade değiştirmenin bir şeyi yok cezası. Hı-hı. Çok hafiftir. Evet. Ama yurt dışında falan Amerika'da adam ifadeyi değiştirdiği zaman başka bir olay o gerçekleşiyor. Daha farklı değerlendiriyorlar. Şimdi bu bile 7 yaşında bir çocuk kimliğini alıp evden gidemez. Bunu muhtemelen ya anne koydu ya baba koydu ya amca koydu. Yani bu bile olayı çözmek için bir delildir. Öyle değil mi hocam? Yani tabii. Bu bile tabii. Düşünce olarak bir delildir yani. İnsan baktığın zaman dersin ki eşyaları torbanın içine hepsini bir getirip koymaları. Bizim çocuğumuz kaçırıldı. O günkü üzerinde giymiş olduğu giysiler hepsi içerisinde. Bunda bir farklılık var. Giysileriyle beraber ve bir poşet içerisine konulmak suretiyle, bir çuvalın içerisine konulmak suretiyle diğer çocuğumuz direkt suyun içerisine batırılmak suretiyle çıplak vaziyette değil mi hocam? Tek farklılık bu arada. Başka bir farklılık yok. Şimdi peki neden ifadenin devamını da bir dinleyelim hocam. Devamını. İlişkiyi ifşa etmekle tehdit edildiğini ve konuya dahil edildiğini konuşulanlardan duydum. Ayrıca cenazenin bulunduğu gün Şükran'ı ısrarla Doğu Beyazıt'ta bir hocaya götürmeye çalışmışlar. Şükran istememiş ancak zorla götürmüşler. Amaç Şükran'ın aile içerisinden çıkmasıydı ve böylece cenazeyi ortaya çıkarıp iz bırakmayacaklardı. Nihat
musunuz? Yani anne zorla hocaya mı götürülüyor? Öyle bir şey var mı? Zorla değil. Cesedin bulunduğu gün, yani bulunmadan birkaç saat önce sanıklardan biri ve o diğer sanık eşi Şükran Hanım'ı şeye götürüyorlar. Doğu Beyazıt'ta bir hocaya götürelim işte, orada hoca okusun, bir şeyler yapsın, dua etsin, belki şey bulunur diye. Belki cenaze bulunur. Akşam döndüklerinde ama bulunuyor. Şey amacı başka ya, diyor ama onun getirme. Bulunduğu gün diyor ama, bulunduğu gün götürülüyor. İşte bu sabah gidiyorlar, akşam döndükten 1-2 saat sonra bulunuyor. Yani. Ama bu bir tesadüf mü sizce? Hoca mı buluyor yani? Yok yok, hoca. Hoca yani, değil. Hoca okurken o bulunmuş. Hoca okurken. Ya aslında şöyle, o dönem yani Şükran Hanım çok böyle artık katlanılmaz bir ruh şey, evlat acısı yaşıyor. Onlar da iyi gelir işte, hastalanmasın falan. Manevi. Tam olarak manevi şey demiyor hani. Oraya götürelim, çocuk bulunsun demiyorlar. Onu ben düzelteyim, yanlış bilgi olmasın. Ama o gün bulunuyor. Ama burada şunu söylüyor. Amaç, oradaki amaç Şükran'ı aile içerinden çıkacağız. Çıkarmasıydı. Böylece cenazeyi ortaya çıkarıp iz bırakmayacaklar. Yani hocaya gittiği günün akşamında da ceset ortaya çıkıyor. Anneyi aslında diskalifiye ediyorlar. Evet. Olay yerinden diskalifiye. Şöyle olsun, ben düşünüyorum orada. Hani anne orada değilse, ceset ilk bulunduğunda en çok tepkiyi kim verecek? Anne. Anne. Şüphelendiği isimleri yüksek sesle kim dile getirecek? Anne. Ceset bulunduğunda ilk bir saat kolluk falan gelene kadar, hı hı, o arada kıyamet koparmasın, kimseyi şey yapmasın. O niye yüzden uzaklaştırmış olmaları mantıklı. Nari'nin olayında da annenin hocaya, tabii, gittiği, kan aldırdığı konuşuluyor. Bir şey söyledi bakın. Şüphelendiği kişiyi itiraf edebileceğini düşündü diyor. Evet. Biz Nari'nin olayında ne gördük? Anne ne dedi? Enes diye söyledi. Enes. Bu, bakın, şimdi biz bu olayı günlerdir işliyoruz, tamam mı? Evet. Şimdi herkes bu olayı çok profesyonelce olduğunu düşünüyor. Ama çok görmüşüzdür. Değil değil, profesyonel değil. Hocam aslında çok görmüşüzdür. Aile meclisi kararlarında genel itibariyle annelerde bu tür itirafların ilk günlerde geldiğini görmüşüzdür. Nari'nin annesi bilinçli ilk değil günlerde. Bak. Bilinçli değil. Bilinçli i̇lk günde ne demişti Savaş Anne hocam? Orada söylüyor. Enes arkada işte hayvana kötü davranıyordu. İçilmesi gereken bir şey. Sonra da diyor ki bir videosunda ben duydum onu. Enes getir diyor, getir. Yani anne çünkü nereye gömüldüğünü de bilmiyor. O vicdan var ya, o vicdan. O vicdan bazen, bak çok nadir olmak şartıyla ama çok denk geldim Edip Hocam. Annelerden böyle aile meclisi kararı alınan bir sürü cinayete bak. Çünkü ikisi, eğer sizin dediğiniz, evet, senaryo doğruysa Savaş Hocam, ikisi de evladı. Biri mezara girdi, biri de cezaevine girmesin diye koruyacak. Hocam ne dedi bak Erdoğan Hocam? İtiraf eder diye korktular dedi. Yani evet, aile, ilk önce anne, ya ne olursa olsun, gerek amca, gerek Nevzat, gerekse de, hı hı, oğlan Enes, hangisi, hı hı, olursa olsun. Ya 7 yaşında arkadaşlar, bir çocuk var ortada. Ya. 7 yaşında bu ailenin düşmanı değil, kan davalısı değil, hiçbir şey değil. O evin ne olabilir ki yani? Hocam 6 tane evlattan bir tanesi kız çocuğu ve evin neşesi. Nasıl çocuk eğlenceli, nasıl keyifli, evet, gördünüz, evet, izlediniz videoları. Evet. Ya bu çocuğa kıymak demek... Herkesle, bütün Türkiye'nin psikolojisi bu. Hepimizin evladı oldu çocuk. Hepimizin, hı-hı, ailesinin içerisine, evet, girdi bu çocuk. Maalesef. Ve biz bunu nasıl saklarız ve neler yapabiliriz, bu işten nasıl kurtulabiliriz şimdi tartışıyoruz. Kolluk önüne gelen herkesi yaptı adam. Yani bütün kolluğa ben buradan teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en büyük kurtarma çalışma operasyonunu yaptılar kolluk. Hı hı. Tamam, eksikler oldu. Bilinçsizce yapılan eksiklikler, tabii, oldu. Kesinlikle. Ben bunları bilinçli yapıldığını düşünmüyorum. Değil zaten. Değil tabii ki. Tabii. Mümkün değil hocam. Evet. Tabii. Ama bu da bize bir ders çıkarttı. Artık ufak çocukların kayıplarında aileden de şüphelenmek lazım. Ben hep şüphelenirim. Hı hı. Bakın burada ne var? Ben dedim yaşım. Buradaki şey tecrübe. Ne yapacağız o zaman? Tecrübeli ekipler kuracağız. Bir tane Emniyet Genel Müdürlüğü'ne kuracağız. Hı hı. Bir tane Jandarma Genel Komutanlığı'na kuracağız.
Bu iki ekip bu tür çocuk kayıplarında üç kişiye adli kolluk. Bir de adli kolluk. Hocam bu kayıplarla kesinlikle ilgili bahsettiğim evet. benim. Yıllardır söyleriz biz. Hiç adli kolluk şart. Ailenin evi mi denilmeyecek? Direkt ailenin evine girilecek. Ya her yer aranacak. İkinci gün ben bütün yayınlara çıktım. İkinci gün bütün ulusal yayınlara çıktım. Dedim ki ne yapın ne edin evlere girin. Sakın dedim arama tamam, kararını kesinlikle. Alın. Bütün evlere girin. Hocamın dediği gibi gecikme oldu. Şey söyledik. Yani ilk etapta gelenlerle mutlaka vücut muayenelerini yapın. Ama bunlar eksiklik. Oradaki arkadaşlarımız kolluk. Her kaybın biz polistik. Yıllarca bu işlerle birebir uğraştık. Başka işe bakmadık. İşte benim işim cinayet. Sizin dönem sizin dönem çok başkaydı. Başka biliyorsunuz. Ben biliyorum tabii. Biliyorsunuz. Yani inanılmaz derece çalışıyordu cinayet masası. Yani. Şimdi oradaki arkadaşlar bunu bilmeyebilir. Peki savcı neden hemen aranma kararı almamış olabilir? Ya her şey prosedürlerle ilgili. Alın burada iki tane hukukçumuz var. Birbirinden değerli. Savcılar çok geç davranıyor. Ya bir ETS'yi almak için 5 gün uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Bir ETS raporu için. Gidin şimdi normalden sen de ki hocam kaybım var. Önce karakola gidersin. Karakoldan Asay Şube'ye yollarlar. Savcıya. Asay Şube kayıp şahıslara. Asay Şube kayıp şahıslar sizinle ilgili bir çalışma yapar. Birkaç gün onlar kendi araba taramalarını yaparlar. Daha sonra derler ki ETS'lerini isteyeceğiz. Önce Cumhuriyet Savcılığı'na yazarsın. Cumhuriyet Savcılığı alır. Mahkemeye ağır cezadan çıkıyor artık kararlar. Bir şey yani bürokrasiden yakınıyoruz ya. Evet, yani. Yani burada gün, da aynı gereksiz şey. Bir beş bürokrasi gün, maalesef. 5 günde insan hayatı biter. Bununla ilgili yani her yerde de söylüyoruz. Yeni çalışmalar yapıyoruz. Yani aslında hiç prosedüre bakmadan belki bu tarz kayıp vakalarında daha da öncelikli tutularak hemen ilk günden özel arama, yetkili bir ekip. Acil müdahale. Ve o ekibe ya bu kanun yapıcılar bunu yapabilirler. Biz her şeyi yaparız. Yani bir günde çıkarırsın. Tabii tabii. Hı-hı. Kanun yapıcı der ki her iki kolluktaki bu gruplar, uzman gruplar direkt bağlantıyı kuracak ve özel yetkili olacaklar. Evet. Tık 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 istedikleri her şey gelecek. Hazırlanacak bunun yetkisi. Bunun başka çözümü yok. Önüne başka çözümü yok. Hep olur böyle olaylar. Ya düşünebiliyor musunuz soruşturmada? Jandarma devreye giriyor. Hı hı. Asker gidiyor araştırma yapıyor. Yani bir er yani, bir ifade var. Yani o sorguyor. Askerin bilgisi becerisi hani şey yaptığımdan değil. Ama gerçek bu. Ha, uzman ben olsa. Savunuyorum. Savaş ben dediğini ben hep savunuyorum. Şimdi evet. Uzmanlık gerektiriyor. Şimdi devamını izleyelim. Bırakmayacaklardı. Nihat Aydemir, Mehmet Ali Aydemir'in kız kardeşi Ayşe Artan ve Erol Dursun. Üçü Erol Dursun'un babasının dükkanında görüşmüşler. Ancak neden görüştüklerini bilmiyorum. Ancak hemen mahkemeden 3 gün sonra buluştukları için şüpheli olabileceğini düşünerek bunu da söylemek istedim. Yine konuşulanlardan Yusuf ve Besim'in birlikte bu işi yaptıklarını, hatta Besim'in cenazenin ortaya çıkmasından bir gün sonra yaşotu ambara koyduğunu, yaşotun kurutulmadan ambara konulmayacağını, bunun amacının da çok... Şimdi önemli bir detay. Bu çok önemli bir detay. Şimdi Besim'in Yusuf amca. Değil Yusuf mi? Bir tane amca. Besim komşu. Komşu. Yusuf ve Besim'in bu işi birlikte yaptıklarını, hatta Besim'in komşu cenazenin ortaya çıkmasından bir gün sonra yaş otu ambara koyduğunu, yaş otun kurutulmadan ambara konulmayacağını. Doğru mu bu? Yani normalde hemen ambara konulmaz. Yaş ot konulmaz kesinlikle evet, ben biliyorum. Çünkü yaş bozulur. Ot konulmaz mı hayır, hocam? Hayır kesinlikle. Bak hemen. Kurumadan konmaz. Ha, yaş otu ambara koyuyorlar. Bunun amacının da çocuğa ait izleri saklamak için yaptığını herkes konuşuyor. Bu çok doğru bence. Bu yaş otu niye hemen koyuyor? Evet. Yani orada. İşte ıslaklık nem yok aslında ediyor. Aslında delilleri yok tabii, edecek. Tabii niye de şeyde hem narinde. Hem Leyla'da suya ya konuldu. Ama kanıtlanmış bir neden? Şey mi bunlar bilmiyorum. Hep konuşuyor diyor. Herkes konuşuyor diyor bu şekilde. İfade de şeyde hocam öyle diyor. Hayır. Ama yoksa gerçekten şimdi, o gün yaş otu. Ya o gün gerçekten yaş otu ambara koymuş. Dolayısıyla tabii bunu. Bu görülmüş yani. Evet evet köylüler bunu görmüşler. Görülmüş bir şey bu. Şahit ol. Şimdi yani bu delil değil. Evet. Ama şüphe yaratan bir durum. Çok ciddi bir şüphe. Ya olay örgüsünde baktığımız zaman aslında her şey bir şeyin parçası. Yani delil karartmak adına ne kadar şey varsa bu dosyalarda görüyoruz. Yapmışlar, hem Narin evet, hem de aynen. Leyla dosyasında delil karartılıyor. Devam edelim. Çocuğa ait izlerin saklanmak için yaptığını herkes konuşuyor.
Ben de aile üyelerinden duydum ancak kimden duyduğumu söylediğimde ifşa olabileceğimden isim vermek istemiyorum. Çünkü arama kayıtları incelendiğinde Besim'in evine bakılmadı, orada arama yapılmadığı görülecektir. Sonradan arama yapılmışsa da ilk başta arama yapılamadı. Çocuğun Besim'in evinin önünden alındığını görenler var. Ancak başka aileden oldukları için husumet oluşmasından korktuklarından bir şey söylemiyorlar. Bunlar bu aileye mensup ol... Şimdi gerçekten mesela kız o eve konulsa ve birileri görse... Yani o yöreyi siz iyi biliyorsunuz Erdoğan Hocam. Susarlar mı? Yani sanıklar dışındaki kişilerin olayı doğrudan tanıklık ettiklerini ve bilgilerini olduklarını ben zannetmiyorum. Her türlü söylerler diye düşünüyorum. Çünkü ilk başta söylemeseler bile çünkü çok fazla duygusal tepki oluştu. O bölgede de çok oluştu. Ona ben ihtimal vermiyorum. Besim'in bu işi yapması için bir nedeni var mıydı? Ya, iddia edilen neden çok güçlü bir neden değil. Üstad şöyle ki Besim'le Nihat arasında daha önce bir mesele var. Yani babayla amca arasında mı? Babayla amca arasında bir miras meselesi var. Babayla Besim arasında başka bir mevzu var. Yani oğlunu Kanada'ya göndermiş, geri gelmiş. Ondan onu dolayı. Bir söyleyelim. Bu arada hani bahsedilen Besim, hani o evine sakladı denilen Besim zaten babaya kızgın. Baba onun oğlunu hani yurt dışına gönderecekken orada oğlunun başına bir şeyler geliyor. Değil mi? Gitmiş, geri gelmiş, parası yanmış. Evet. Evet. Bu konudan dolayı biraz araları açılmış. Ancak tabii bu meselen bunun için bir neden midir? Güçlü bir neden midir? Değil. O bir soru işaretidir. Biz bilemediğimiz için soruyoruz. Siz iddianame bu anlatım üzerinden kurulmuş. Ancak ben doğrusu çok iddianameyle bağlı kalmadım yaptığım şeylerde, savunmalarda. Çünkü iddianamede bir tutarsızlık olması bizim tezimizi, bizim savunmamızı da çökerteceği için ben kendi denklemimde başka bir düzlemde olayı yorumladım. Aile arasında bu cinayet işlendi. Tüm aile üyeleri bunu gizlemektedir. Eğer gerçekten siz de tanıyan olarak Erdoğan Bey, siz de biliyorsunuz Savaş Bey, o yöreye göre düşünün. Gerçekten aile içinde amca bu işi yapsa ve baba bunu öğrense susar mı? Susabilir, evet. Sebebi varsa susabilir. Yani susmak için de bir sebep lazım. Sırf aileyi koruma mantığıyla susmaya ben pek ihtimal vermiyorum. Biri bir olaya susuyorsa muhtemelen diğerinin elinde ciddi kozları vardır. Bir sebebi vardır tabii. Evet. Yani amca hani en çok hani bu suçlanan, yargılanan amca gerçekten bu işi yapmışsa sonrasında baba bunu bilse bile susabilir. İhtimal olarak tabii net bir şey söyleyemem ama susabilir, evet. Narinde herkes susuyor. Herkes susuyor. Ya. Ne kadar enteresan. Örnekleri, değil mi? Ne kadar ailenin, yan yana yakınız ya. Ailenin evet, ailenin güya kenetlendiği şeye bakın. Çocuğun ölümü üzerine aileler kenetleniyor ve susuyorlar, gerçeği söylemiyorlar. Anneler de bu işe dahil olmak üzere. İşte orada aile meclisinin aldığı karar çok önemli bence yani. Çok farklı bir şeye gidiyor yani, o feodal yapıların içerisinde bu var yani, ben de o bölgede çalıştım, biliyorum yani, orada bir karar verildiyse onun dışına çıkmak biraz zor olur o aile içinde. Bir de bunlarınki daha küçük bir alan, köyde, köy mezradan büyük, biraz işte 40 veya 50 hanelik bir yer ve herkes birbiriyle akraba. Ama burada Narin olayında burada bir farklılık var. Yani aileden olmayan insanlar da var. Narin olayında hep aile bireyleri. Hepsi aile. Bir Nevzat. Nevzat da olayı patlatan işte. Evet. Yani, o doğruda bir çalışan yani olarak. Nevzat tabii ki akıllıca iş yapmadı. Evet. Akıllıca iş yapmadığı için Nevzat patladı diye düşünüyor insanlar. Üzerine kalacak diye korktu bence. Üzerine kalacak diye tabii. Peki devam edelim. Olmayan Ali ve Çetin Kaban'dır. İlk başta da söylediğim gibi aile arasında bir cinayet işlendi ve tüm aile üyeleri bunu gizlemektedir. Köy içerisinde konuşulanlardan çocuğu dereye Mehmet Ali'nin bir poşete koyup atıyla götürdüğünü duydum. Bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Ancak yukarıda anlattığım hususların hepsi aile içerisindeki erkeklerin birçoğundan duyduğum, birbirleriyle örtüşen ve birbirini teyit eden konuşmalardır. Vicdan azabı duyduğum için gördüklerimi ve duyduklarımı anlatmak istedim. Bildiklerim bundan ibarettir. Aklıma yeni bir şey gelirse ve görür duyarsam gizlilik içerisinde her zaman anlatırım şeklinde beyanda bulunmuştur. Mehmet Ali yeğen. Kuzen. Kuzenleri. Evet. Kuzenin yani buradaki iddiaya, duyumlara göre kuzeni poşette atın üzerinde o dere kenarına bırakıyor. Evet, bu ifadeye göre o şekil.
Hı-hı. Ancak başka iddialar da var. Nasıl iddialar? Yani yakın zamanda bana gelen bir iddia göre, tabi bunlar çok delil anlamı taşımadığı için böyle şey yapamadık. Hı-hı. İddia şu, iki tane kadının gece vakti cesedi götürüp oraya attı. İki kadının? Evet. Bunu köyden görenler mi var? Konuşulmuş deniliyor. Yani bizzat gören duyum, kimse yok. Hı-hı. Konuşmalardan, duyumlardan böyle bir söz söyleniyor. Peki cesedi nereden alıyor bu iki kadın? Yani cesedi sanıklardan teslim aldıkları, sanıklardan birinden teslim aldıkları yönünde bir, hı-hı, iddia var. Hı-hı. Tabii o kısmı çok net bilemiyoruz. Yani kimin ablasının evinden alınıyor? Yok, ablası demedim. Ceset hani köyde tutulduğunu biz hep söyledik ya, o evlerden birinde, hı-hı, tutulduğu yönünde. O götürüp suya atma mevzusunda Mehmet Ali'nin değil de iki tane akraba, hı-hı, akraba kadın bunu gece vakti götürüp suya bırakıp geliyorlar. Böyle bir iddia var şu anda, hı-hı, elimizde bir delil yok ancak bir iddia var. İddianamede ne diyor peki? Ya iddianamede önce hamura götürdükleri, sonradan, hı-hı, hamurdan geri getirip dereye bıraktıkları söyleniyor. Hmm. O kısmı çok mantığa uymuyor çünkü. Evet, neden başka yere götürüyorsun? Neye dayanarak onu yazmış? Bu. Neye dayanarak yazmış onu sadece? Götürmüşsün, niye geri getiriyorsun ki? Bu da büyük bir risk. Evet. O dönem zaten orada arama kurtarma işleri de yapılıyor. Yapılıyor, evet. Öyle bir şey de aldık götürdük falan, onlar hocam düşünseniz bütün köy abluka altında, siz bir yerden bir yere, hatta Narin'de de dediler ya, ceset aldı getirdi başka bir yerdeydi daha önce, sonra getirip buraya gömdüler. İşte falan. O yüzden geçen uyardım ya, dedim şimdi mesela böyle olaylarda iddianameye çok dikkat edilmesi lazım. Eğer iyi bir iddianame hazırlanmazsa sanıkların hepsini de beraat etme ihtimali doğar. Çünkü illaki yani savcının şunu yapmaz, yani illaki bir hikaye kurmak zorunda değilsin, bunu bilmesi lazım. Eğer bir hikaye üzerine delilleri yerleştirirsen ve hikaye bir yerde patlarsa bu sefer bütün diğer sanıkların işine geliyor. Savcıların bir yükümlülüğü daha var. Buradaki, hı-hı, sanıkların aleyhine olduğu kadar lehine olan delilleri de toplamak zorundadır. Asli görevi budur savcıların. Maalesef o yapılmıyor tabii. Ama şimdi, sadece duyumlar üzerine kurgu yapıyorlar bazıları. Yanlış yani, eksik. Şimdi hep düşündüğümüz bu aslında Leyla Aydemir cinayetini tekrardan açarken de Narin Güran'ın bu Leyla Aydemir, şu an baktığımızda bu kadar konuşulan, bu kadar büyük gündem olan bu mavi gözlü, boncuk gözlü kız diye herkesin ağladığı ve herkesin böyle bu vakanın peşinde olduğu durumda şu an kimse cezaevinde değil. İnşallah diyoruz ki Narin Güran'da bu tarz böyle bir durum olmaz ve gerçek suçlar ortaya çıkar. Erdoğan Bey çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Şimdi diğer ederim. Konumuz çok Ece Nur İnce'ye geçeceğiz. Savaş Hocam siz kalın çünkü burada sadakatsizlikle ilgili bir soru soracağım size. Hoş geldin Ece Nur. Nasılsın? Kaç yaşındasın? 24 yaşındayım. 24 yaşındasın. Evli misin? Evet, evliyim. Ne kadarlık evlisin? 3 sene. Onun için geldim ben. Ne için geldin Ece Nur? Boşanmak için. Boşanmak için. Eşi ne yapıyor şu an? Eşim şu an biz ayrıyız. 1,5 aydır ayrıyız. Neden ayrıldınız? Bana çok şiddet uyguladı. Çocuğumu aldı elimden. Hı hı. Bir tane mi çocuğunuz evet, var? Evet. 2 yaşında çocuğum var. Ocak'ta 2 yaşında olacaktım. Hı hı. Aldı. Babaanneden şiddet gördüm. Babaanne derken? Eşinin annesi. Ondan şiddet gördüm. Ailemi tehdit ediyorlar. Hı hı. Beni de tehdit ediyorlar. Eğer çıkarsan dedi, çocuğunu alırım dedi. Peki neden boşanmıyor bu adam? Çünkü bileziklerim var, o yüzden. Nasıl? Vermemek için boşanmıyor. Hayır, bileziklerin nerede senin? Eşim aldı. Boşanırsan sana vermek zorunda kalır diye mi? Evet. Bir de eşin galiba seni aldatıyor. Evet, aldatıyor. 3 senedir benim haberim yoktu. Sen 3 senedir evlisin zaten. Evliyim. Benim yanımda işe diyebiliyordum. 2,5 ay biz ayrı evde oturduk. Hı hı. O evde aldı götürdü bilezikleri, bir daha getirmedi. Hı hı. Ondan sonra eski sevgilisiyle gezmiş, dozmuş, bilmiyorum. Ben de videodan öğrendim. Hangi videoda?
İnternette videosu vardı. Evet. Nasıl bir video çekmiş? El ele, diz dize, göz göze videolar. Sen evliyken. Evet. Sen aldatıldığını internetten öğrendin. Evet. Ne yaptın onu görünce? Onu görünce eşimle buluşmak istedim. Eşimi ayrıken aradım, gel dedim. Hem çocuğunu gör dedim, hem buluşalım dedim. Orada buluşmada beni bir yere getirdi. Evet. Böyle sarı bir yere getirdi eve. Orada ilk önce istismar etti bana. Aa. Zorla. Ondan sonra da darp etti. 2 gün 3 gün ben teyzemin yanında kaldım. Gitti beni şikayet etti. Ne diye şikayet etti? Kayıp diye. Ben söylemek istemedim eşime buradayım diye. Siz şunu, ben hep şunu söylemek istiyorum Ecenur. Siz aile miydiniz o dönem? Ayrı evlerdeydiniz. Evet. Seni çağırdı, gel konuşalım bu konuyu dedi. Evet. Sarı bir eve götürdü. O sarı ev neresi? Edirne çıkışı, istasyona yakın. Böyle vatandaşların olduğu yer. Terk edilmiş bir ev. Peki sen niye beni buraya getiriyorsun dedin mi? Dedim. Ondan sonra senin dedi geçmişini araştırdım dedi. O yüzden getirdim dedi seni. Orada ilk önce... Ne geçmişinde ne varmış senin? Benim normalde geçmişimde 2 tane insan yan yana oturuyordu. Onu fotomontajla başka türlü yapmışlar. Nasıl yapmışlar? Çıplak olarak. Senle çıplak oturan 2 insan olarak evet. Yapmış montajı. Montajı eşin mi yapıyor? Onun sevgilisi. Gülay Hanım yapıyor. Onun sevgilisi senin 2 tane adamla aynı anda çıplak pozunu evet. Veriyor. Montajla. Kocana veriyor. Evet. O da anlamadığı için montaj olduğunu. Ondan sonra da işte orada... Bana yapacağını yaptı, istismar etti ilk önce. Sonra sen bunu hak ettin dedi. Ondan sonra orada beni darp etti. 3 gün ben teyzemin yanında kalmak zorunda. Sen şikayetçi olmadın mı canım? Oldum. 2 gün teyzemin yanında kaldım. Dedi teyzem böyle böyle şeyler var dedi. Ablam da yanımdaydı benim. Böyle böyle kadın hakları var dedi. Benim haberim yoktu bu zamana peki kadar. Sen o evden nasıl çıktın sarı evden? Sarı evden çıktığımda yanında bir kuyu vardı. Hayır bu gitti mi senin kocan? Evde bırakıp gitti mi senin? Hayır. Aldı yanına motorla. Motoru vardı. Motorla getirdi beni. Evet. Kırmızı böyle güves renginde bir motor. Onda yanda bir kuyu vardı. Eğer dedi söylersen dedi seni kuyuya atarım dedi. Hiç kimse bulamaz dedi. Seni tehdit ettim. Ne istismarı ne şiddeti söyleyeceksin. Evet. Senin çocuğunu alırım dedi. Ondan sonra ben çocuğun velayetine geçmek zorunda kaldım. Sonra seni korkutup senden velayeti mi aldı? Velayeti. Ama siz boşanmadınız. Boşanmadık. Da. Velayet konusunda da almaya kalktı çocuğu. İftiralar atarak almaya kalktı. Ben o yönden gittim avukata danıştım. Bir avukatı vardı ona danıştım. Oradayken de çocuğum o zaman 2,5 aylıktı. O zaman da eşim, annesi, ikisi birlikte İstanbul'da bir halası varmış. Aslında halası değil o. Neymiş? Ablası. Ablası? Benim annem de biliyor zaten onu. Kim niye olduğunu. Niye hala diyorlar ona? Damada yalan söylüyor eşine. Annesi gerçek olmadığını söylüyor. Şimdi söylediğimde söylemişler ona. Ablası aslında oradaki. Ona getirmiş çocuğu, 2,5 aylık çocuğu. Ondan sonra ben de zannettim ki Edirne'de o. Sen korkuyorsun bu adamdan. Evet korkuyorum. Hala korkuyor musun? Şimdi anlatırken de korkuyorsun şu an. Akşam tehdit etti. Yakup abinin telefonundan aradı. Ne diye tehdit ediyor seni? Eğer televizyonu çıkarsan diyor, ha. O olan elindeki fotoğrafları televizyona yayarım diyor ya da internete yayarım diyor. Ya yaysın bakalım ne oluyor. Yaysın bakalım bir denesin. Bir şey söyleyeceğim, sen bu fotoğraflar fotomontaj zaten demedin mi bu adama?
Demedim, deseydin daha çok şey yapardı. Ne yapardı? Kükreyerdi. Niye fotomontaj olması daha iyi gerçek olmasından? Onu işte söylemedim. Pek muhatap olmadım. Ama şimdi adam gerçek sanıyordur böyle. Zaten gerçek sansa boşanmaz benden. Niye? Öyle bir şey mi istiyor? Niye ki bu? İşte bu eşim nasıl desem annesinin dediğini yapıyor. Hayır hayır. Gerçek sansa boşanmaz dedin ya. Evet. Ama gerçek sen şimdi iki adamla uygunsuz bir fotoğrafını görse daha çok boşanır. Bu işte tam tersini boşanmıyor. Aa. Onun niyeti başka işte. Ne niyeti onun? Onun şimdi niyeti hani çocuğa nafaka veriyor ya, nafakadan kurtulayım. Ha, seni suçlu göstereyim diyor. Beni suçlu gösterip nafakadan kurtulayım. Hı-hı. Zaten cezası da var bunun. Ben savcılığa gittiğimde... Ama şimdi savcılıkta böyle bir şey fotomontaj olsa savcılık anlamaz mı bunu? Tabii tabii anlar. Anladım. Zaten hemen inceleme yaptırırlar ve onun fotomontaj olduğunu anladığı anda reddeder. Aksine bir de böyle bir şekilde seni suçladığı için o suçlu duruma düşer. Ecenur, böyle bir şey gerçek olabilir mi acaba? Bir iki kişi seni rahatsız etti, istismar etti. Böyle bir durum hayır, var mı? Hayır yok. Peki o iki adam kim? İki adam, ikisi de eski sevgilimdi benim. Daha bekarken eski sevgilimdi. Evlendikten sonra biz onunla hiç görüşmedik. Görüşmedik. Hatta eşim rapor da veriyordu bana nereye gittiğini. Ben de ona telefonumu veriyordum. O da bana veriyordu. Yani birbirinizi rahatlıkla kontrol ediyordunuz. Evet. Güveniyordunuz birbirinize. Ama nasıl olduysa 3 ay sonra eşim değişti. Hayır, şunu merak ettim Ecenur. Şu iki eski sevgilini, ikisini yan yana mı koydular? Evet. Nasıl oluyor öyle? Montaj yaptılar diyor. Montajlıysa yaparlar yani. Peki bu kocanın sevgilisinin eline bu fotoğraflar nasıl geçmiş olabilir? Senin eski sevgilinin fotoğrafını nereden bulmuş? Benim eski sevgilim onun eski sevgilisinin sevgilisiymiş. Nasıl, erkek ama? Hayır, seninkini, bir dakika, senin kocanın eski sevgilisinin sevgilisi miymiş bu çocuk? Evet. Yani sizin ikinizin ortak sevgilisi var eşinin sevgilisiyle. Evet. O çocuğa gidip fotoğraf mı istiyor? Yani onun fotoğrafını, senin birlikte olduğunu biliyor. Onun fotoğrafını. Evet. Sizin hep sevgilileriniz ortak mı bu kızla? Zaten öylelikle tanıştık biz. Nasıl? Şöyle, 16 yaşında sadece görüşmeyle normal merhaba merhaba. Sonra 19 yaşında 18 Mart 2020'de ben internetten buldum onu, Instagram'dan kocanı. Tanıştım kocamı. Aha. Kocan o sırada eski sevgilisiyle birlikte miymiş? Birlikteymiş. Ondan sonra benim de o zaman sevgililik dönemim vardı. Başkasıylaydım. Evet. Ondan sonra... Sen sevgilin varken mi tanıştın onunla? Öyle oldu. Ayrıldı. Ondan sonra hadi dedim yine hayatımı alayım dedim. Yuvamı kurayım dedim yavaş yavaş. Ondan sonra işte buldum bunu. Ondan sonra dedi ne yapıyor? İyiyim sen dedi. Ben de iyiyim dedi. Onun sevgilisi de benim eski sevgilimle nişanlıymış. Hı hı. Bilmiyordum onu. Ondan sonra şey dedi. Bunlar dedi nişanlı, ben arkadaşım dedi bu. Hı-hı. Normal. Ondan yani sonra... sevgilisini sana arkadaşı olarak mı tanıttı? Evet. Eşin. Evet. Yani daha evlenmedin. Ya bu ne çetrefilli bir şey. Yani anlamak için onu öyle yapıyor. Ondan sonra işte onunla biz dedik ki gel dedim bir oyuna girelim dedim. Bunlar dedim böylese dedim, bu kız böyle aldatıyorsa dedim bunu çıkaralım dedim. Tamam dedi. Gel dedi numaradan sevgili olalım dedi. Numaradan sevgili oldunuz sizi önce. Evet. Gerçek değildi. Gerçek değildi. 3 ay sonra bu adam aşık oldu, ben ona aşık oldum. Ondan sonra dedi ki Ece dedi biraz daha dedi şey yapalım dedi. 9 ay onunla çıktık. 9 ay. Bu diğer kız ne oluyor? Diğer kız başkasıyla çıkıyor. Hı hı. Ondan sonra 9 ay bittikten sonra 18 Mart'ta annem dedi ki gel dedi tanıştır dedi.
görüştür dedi. Ona göre dedi şey yapalım. Ben de dinlemedim. Dedim bu adam beni sever, aşık olur dedim. Baba da yok sonuçta başımda. Ondan güvendim sonra sana. Güvendim. Gel dedi, kaçalım dedi. Kocam. Kaçalım dedi. Tamam dedim, tuttum elini gittim. Ailen zaten tanışalım demiş. Niye kaçtın? Çok sevdiğim için. Ondan sonra zaten olay başladı. Ondan sonra kaçtıktan sonra bunlar dedi ki tamam dedi, düğün kına her şey yapılacak dedi. Ece Nur, şimdi anlatmaya devam edeceğiz. Kayınvaliden hattımızda. Evet. Merhabalar. Merhaba canım. Hoş geldiniz yayınımıza. Ben teşekkür ederim, iyi akşamlar. Şimdi Ece Nur eşinin onu aldattığını, dövdüğünü, istismar ettiğini ve boşanmak istediğini söylüyor. Ne söylemek istersiniz oğlunuzla ilgili? Ece hangisi doğru? Ne? Ece Nur, bir akşam beni 5 defa aradım. Hangisi doğru? Ece. He. Hangisi doğru kızım? Ben sana demedim mi akşam? Senin oğlum bana istismar etti. Bizim ifademiz var orada. Senin oğlunun Ece. Cezası var dedim. Cezası var. Ece bak, bir şeyleri yalan yanlış konuşma yavrum bak. Hayır, yalan değil. Benim annem de biliyor bunu. Ona da soralım. Tekrar, kayınvalideyi tekrar bir bağlayalım. Ece Hanım ne diyor? Hangi söylediğin doğru derken ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Çünkü oğlunun başına bir şey gelmesin diye bu kadın da bana kötülük yaptığı için ne kötülük yaptı? Beni bu da dövdü tuvalete diyor. Kitledi. Tuvalete kitledi. Tuvalete kitledi. Hamileyken anneme de sorabilirsiniz. Beni tuvalete kitledi. Hatta teyzeme söylemiş, sırf delirsin ki çocuğu almasınlar. Ne almasın. Kilitledi seni tuvalette? Sabaha kadar eşime demiş ki dışarı gitti. Eşim geldiğini sabahleyin buldu beni. Ne dedi eşin? Niye kilitledin dedi. Canım istedi dedi. Aa, ne biçim bu kadın? Allah. Sen kızmadın mı? Ne yapıyorsun sen, beni niye kilitledin? O an ben şoktaydım. Sonra anneme söyledi. Evet. Ondan sonra annem de teyzem onun ağzı söylemiş, niye kilitledi, niye şey yaptı, sırf delirsin ki ben çocuğu alayım diye. Ha, sen tuvalete kilitleyeceksin, delireceksin, senin karnındaki çocuğu mu alacak? Çocuğu alıp doğduğunda deli diye atacaklar beni hastaneye. Abi, hiç böyle bir fikir aklınıza İsterseniz annemi de arayın, o da tamam, yalan söylemez. Efendim? Siz Ece Nur'u tuvalete kilitlediniz mi hiç? Asla öyle bir şey hayır, yok. Hayır, yalan söylemedim. Ne zaman oldu bunlar? Ya, hamileyken yaptın. Anneme aradılar. Yalan söylemiyorum ben. Ben niye yalan söyleyeyim? Hiç onları yalan kuzum konuşma. Hayır, yaptın. Ya, teyzeme söyledi. Teyzem aradı. Yemin ederim yaptı. Anneme de söyledi. Yalan, yalan Kur'an çarptın ya. Ya yemin ederim. Ya ne demek ya? Sen bir de şey koyuyorsun ya, yalan balan değil. Bir şey söyleyeyim mi? Söyleyin yalan mı? Yok, asla yalan. Bak komşum da biliyor. Yan yanayız, o da biliyor. Bak o kadın da burada. Benim 2,5 aylık çocuğum üstüne buradaki kadının evine geldi. 2,5 aylık çocuğum üstüne kapıyı kilitliyor. Evet. Ondan sonra geçiye gidiyor. Anası da geliyor buraya, Rabia Hanım diyor, kapıyı açsanız da diyor. Ben geldim diyor. Hı hı. Sonra bak anası da şahit. Sonra dedim ki Ece evde kapıyı açar dedim. Neyse ben eve geçtim, geçemedi. Arka taraftan dolaştım. Çocuk kusmuklar içinde, anası da gördü. Uyuyor mu vaziyette kapıyı üstüne kilitleyip gidiyor. Çocuk yok o zaman. Evet doğru. 2,5 aylık çocuğu, yalanım varsa mübarek ya, yapmayın. Arayın. Sen hamile değil miydin kilitlediğinde? Ya kilitlediğinde hamileydim. Annem arayın, yalan söylemiyorum. Aa, annem de şahit. Hamileyken hamileyken üstüne kilitlenmiş. Ece yapma. Ya Ece, ben yapmıyorum. Ben yaptım. Ben burada yalan söyleme. Ben burada yalan söyleme. Ses kötü arkadaşlar.
Neden? Şimdi tabii hani söylemek istemiyor herhalde. Saklamak istiyor. Saklamak istiyor. Annem arayın yalan söylemez annem. Yemin ederim ki beni tuvalete getirdi. Sırf delireyim diye yalan söylüyor. Her gün yüzüne örtüyor. Sen kaç saat kilitli kaldın acaba? Sabaha kadar kaldım. Annen ne dedi bunu öğrenince? Annem Rabia'yı çekti kenara, niye yapıyorsun bunları dedi. Ondan sonra canım istedi dedi, kapattı konuyu. E nasıl canım istedi deyip kadını kitleyince annen niye konuyu kapatıyor? Sırf kızıma zarar gelmesin diye. Bunu yapmasın diye büyütmedi olayı. Evet. İsterseniz arayın, o da yalan söylemez. Yani bilmiyorum neden bu tarz bir şey yapar ki bir kayınvalide. Peki. Alsın diye. Peki hattımızda mı Rabia Hanım? Evet. Rabia Hanım, Ece Nur'un resimlerini eski sevgilileriyle fotomontaj yapıp oğlunuza göstermişler. Oğlunuz da Ece Nur'a göstermiş. Ha. Ne diyeceksiniz? Yalan, yemin olsun yalan. Çok yalan söylüyor. Onun psikiyatrist hanıma kurban olayım laf onlarla. Bir dakika, yalan olan ne? Böyle fotoğraf yok mu? Böyle bir fotoğraf var. Ha. Çocuğa gelmiş. Tamam mı? O çocuk da götürdü onu avukata, verdi. Tamam mı? Yani fotoğraf ama bir dakika, fotoğraf gerçek mi diyorsunuz siz? Gerçek gerçek. Ne var fotoğrafta? Nasıl diyeyim? Sen de bir bayan, ben de bir bayan. Karşı karşı erkek var mı? Erkek yok, onlar çok dinlemiyor. Söyleyin siz. Ne yapmış? Nasıl biliyor musun? Duyamadım. Komple çıplak. Kim çıplak? Ece. Ece, yanında kim var? Ben yanındakini görmedim. Yalanım olmasın. Ben namaz kıldım da abdestten duruyorum. Yani yanında ben bir erkek görünce mi zaten var? Şoka girdim. Yanında bir erkek efendim? Var. Yanında bir erkek var. Erkek görmedim ben. Banyodan ya çıkmıştı ben... belki. Değil değil. Hareketleri var. Ha, video bu. Nasıl hareketler? Dans mı ediyor? Ece diyor ki fotomontaj var. İki tane adam koymuşlar yanıma diyor. Adam yok, adam yok. Ha, adam var. Yok. Ece'nin... Ya. Ece, belki Ece değil o. Var, Ece. Var. Ne var? Ece. Fotomontaj var. Şerif Ana, Ece değil miydi o? Evet. Heh, duydun mu? Ece, Ece, evet. Ece diyorlar. Sen misin Ece o? Hayır. Peki bir şey soracağım size. Belki Ece hani kendini böyle bir çekmek istedi. Tek başına ne olacak bundan? Bak ben şeker hastasıyım. Heh. Tamam mı? Biliyorsun. Ama tamam, yalanları da söyleme kızım. Bak yalanları ya söyleme. Yalan değil. Çocuğum işte de evden işe gidiyor. Yapmadım ben. Rabia Hanım, oğlunuz neden Ece Nur'dan boşanmak istiyor? Efendim? Neden Ece Nur'dan boşanmak istiyor oğlunuz? Anlaşamamazsızlığı var ikisine. Yalan arasında. Söyleme. Darp ettiğini söylesene. Darp ettiğini söyle ne? Sen bir. Sen bir darp ettiğini söyle. Ya, ben mor içinde gittim oraya. Mor içinde. Yalana bak yalana. Devlet hastanesine gittim. Mor içinde gittim. Çocuğum. İfadem var. Her günde anam bu olaydı. Yalanları iyi konuşuyorsun. Peki Rabia Hanım, oğlunuz şimdi eski sevgilisiyle birlikteymiş, onunla birlikte komplo. Aa, aslında kız yalan, komplo. Bak genç kız, onun günahını almasın. O genç hayır. Kız. Ama hayır. Bir Şerif Ana doğruyu doğru söyle. Videosu benim var. Çocuğum, eski sevgilisiyle işinden evine, evden işe mi? Evden işe, işten evine. Yalan, ben yan yana oturuyorum, ben her şeyi biliyorum. Bu hanımefendi kim altın acaba? Altın gibi çocuk, o yalan söylüyor. Hep yalan, onun konuştukları yalan. Hayır, siz yalan, kimsiniz? Yalan. Siz kimsiniz? Bu benim yan komşum Şerife. Ha, Şerife Hanım, tamam komşu. Şerife Hanım, evet, siz ne diyeceksiniz? Evet. Buyurun. Bu çocuk işine, evine. Bunun kimsenin işi olmaz. Onun söyledikleri canımın içi hepsi yalan. Doğruları söylesin. Ay burada. Doğruları söylesin. Annemi yalan arayın. Yalansa annemi arayın. Yemin ederim annem de şahit, yapmadıysa arayın. Yani Ece Nur'u kocası aldatmadı mı? Kocası aldatmadı mı? Videosu var. Videosunu verdik size. Ne aldattı. Videosu? O video nerede? Kızla beraber oldu. Beraber video. Olduğunun videosu mu? Hayır şeyi. Beraber fotoğraf çekildiği videosu. Ömrüm yazmış. Onlar var.
Tamam, o videoları da ayarlasınlar arkadaşlarımız. Peki şimdi sizin oğlunuz boşanmak istiyor Ece Nur'la. Çocukla ilgili velayeti mi istiyor? Kim? İlker mi? Evet. Hayır. Çocuğum bak 4 aydır 7,5 milyar para gidiyor. Onun için mi bir 1,5 ay gelmediniz de 2,5 aylıkken çocuğu İstanbul'a kaçırdınız? Onu da söylesene, ben çıkarttım savcılıktan onu. Hayır, bana yalan tamam, ben yalan söylüyorsam annemi arayın, annem her şeyi anlatacak bana, nasıl davrandıklarını, her şeyini kadar anlatacak. Yalan söyleme orada. Ben yalan. Ben gelirse buraya ben mahvedeceğim. Bir dakika, kimle konuşuyorum ben? Herkes birbirine karıştı. Şerife. Şerife Hanım, Rabia İp Hanım'ı verir misiniz bir? Tamam canımın içi. Tamam. Allah'ım sıfır. Verin. Rabia Hanım, şimdi diyor ki aslında bu süreç içinde hani çocukla ilgili para yolluyoruz çocuğa. Yani çocuğa Ece Nur'un mu bakmasını istiyor baba? Hayır. Onlar dedi ki biz çocuğun velayetini alacağız diye. Hatta ben çocuğa bakıyordum. Sosyal İl Müdürlüğü'nden geldiler. Polisiyle birlikte çocuğu onlar aldı buradan. Peki bir şey soracağım. Yani oğlunuz da boşanmak istiyor kesin olarak. Evet, evet. Onun için bir 1,5 ay boşanmadı. Neden boşanmadı diyor Ece Nur? Hayır, boşanmadı. Ya gerçekten annemi arayın, annem gerçek söyleyecek. Allah. Tamam Ece Nur, annen attığımızda merhabalar. Anne. Efendim? Bana yaşattıklarını anlat bana. Beni odaya kilitlemediler mi tuvalete? Şerife Hanım, kimse yok herhalde. Düşmüş herkes. Tamam, şimdi bağlayacağız tekrar. Bir telefon hatlarında problem var herhalde. Ece Nur, şimdi tabii kayınvaliden seni kilitlediğini reddediyor. Hayır, reddediyor. Darp uyguladı. Ben öyle halimdeyken teyzemin yanına gittim ben. Evden meyden kaçmadım. Çocuğu kilitlemedim. Yemin ederim kilitlemedim. Bu çocuğu almamam için benim kolumdan tuttu, dışarı fırlattı. Oradakiler gördü ama söylemiyor. Yalan söylüyor. Peki şimdi saklıyor. Seni kayınvaliden yani sevmiyor muydu abi ya? Sevmiyor. Gittiğimde kötü kötü baktığında, tamam ben el bebek gül bebek büyüdüm annemin evinde. Ben onlara da söyledim. İş mi iş bilmiyorum dedim. Ama o günde bana yaptıkları üstüme yürüme, benim aileme küfür etme, babama küfür etme, her şey var bunlarda. Ağzı çok pis. Bütün herkese bağlarım. Gerekirse herkes gelir söyler buraya. Peki Rabia Hanım. Rabia Hanım. Efendim. Siz gelinizi hiç sevmemişsiniz baştan beri, öyle mi? Vallahi sevmeseydim onu buradan alıp gittiler. Kendi gerçek annesiyle. Ondan sonra kendi annesi gelip aldılar, kaçırdılar. Ben onu istemeseydim o bana telefon açtı, gel beni buradan annemden kurtar diye. Ben gittim oradan aldım geldim onu. İstemeseydim. Dedim ki namus bizim namusumuz. Ben dedim Ece'yi alacağım. Taksiyle gittim hem de oraya. Ayşe'yle de yüzleşirim. Ondan sonra onunla da yüzleşirim. Gerekirse beni de alın kanala. Oraya da gelirim. Tamam benim gelin. Annem de tamam. Gelsin. Benim annem de teyzem de herkes. Tamam benim ailem üvey olabilir. Ben gerçek ailemi buldum. Bulmasına. Ben onları da isterim. Büyüten aileyi de istiyorum. Gerçek ailemi de istiyorum. O farklı değil. Ben onunla yargılamasınlar. Benim ailem benim ailem. Kimse kimse yargılayamaz. Ya yargılıyorsun. Yargılıyorsun. Annemi yalan mı söyleyecek o? Ay. Yemin ederim beni tehdit etti dedi. Çıkar dedi. Ay. Çocuğumun yapacağım dedi. Peki. Rabia Hanım, siz aslında diyorsunuz ki ben Ece Nur'u seviyordum, ona çok destek oldum diyorsunuz. Aynen. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Evet. Bir kaynana gelini banyo yaptırır mı? Temizler mi? Ben onları yaptım onları. Yani hamileyken onu hijyen olarak temizlediniz. Ya yemin ederim.
beri. Hayır hayır, hamile olmadan önceden beri. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Denizli mi geldi? Yapamıyor ki. Yalan söylemiyor. Hatta anasını bile dedi. Kızım dedi, niye kendini temizlemiyorsun sen dedi ona. Aman boş ver dedi, kaynanam temizliyor dedi. Aa. Yalan söylersem mübarek cuma gecesi ya, geliyor çarpılayım. Yani Ece Nur'u hep siz mi yıkıyordunuz? Evet. Siz mi yıkıyordunuz Ece Nur'u? Evet. Kocası yıkıyordu, o evden yıkıyordu. Ya hayır, öyle bir şey yok. Sorun. Kocası yıkıyordu, ben yıkıyordum. Ben kendim yıkanıyordum. Yapmadın mı Şerif Ana? Bak Şerif Ana da burada. Yapmadın mı Ece, yalan söyleme. Ya yapmadınız ya, bir kere yapmadınız mesela yana girerken. Annem yaptı. Bakma. Kocası yaptı, yıkadı, bakmadı. Gelme. Bu karı sana çocuğu gibi baktı. Yazıklar olsun. Şerife Hanım ya. Ya yemin ederim. Ya, sen onu kızım gibi, kızım gibi kabul ettin. Kızım gibi. Nerede bu kızınız gibi kabul ettiniz? Nerede bu olay koptu? Valla benden olay hiç kopmadı. Tamam mı? Evet. O kendi kendine. Aklı geldiği zaman mesela ekmeğe gönderiyorum değil mi? Evet. Ekmeğe gidiyor. Kaçıyor gidiyor. Nereye gittiği belli değil. Onu sor ki bak şunu söyle. Hayır gitmedi. Anası da biliyor, gitmedi. Kendisi de biliyor. Yakup onu nereden almış? Nereden aldı? Nehir kenarından. Kaçmış gitmiş. Doğru mu? Hayır, ben gelin arıyorum. Buralarda gelin arıyorum. Ben nereye kaçmış ki? Nereye kaçmış Ece Nur? Nehirin kenarına gitmiş oturmuş. Oturmuş orada. Ayşe de biliyor bunu. Annesi de biliyor. Hay niye Yakup gitmiş? Kızmış mı bir şey? Yakup git buraya bak diye Ayşe Hanım kendisi de gönderdi Yakup'u. Ayşe Hanım da yalan söylemedi. Bir şeye mi kızmış da gitmiş? Hayır hayır, kafası ettiği zaman yapıyor. Gidiyordu. Ya ben deli olsam diye raporumda %50 hafif derecede, benim rahat operasyon normal hafif derecede var. Raporumda görülsün. Hatta kız yavrum yapmayın kurban olsun. Dedi ki tekrardan dedi rapor alalım dedi sana. Tekrardan şey yapalım dedi. Ben yalan söyleyeyim zaman annem var. Ece Nur, senin raporun mu var? Var hafif derecede. Var. 2018'de yapılmış. Evet. %50. %50 derecede. %52. E peki bunu biliyordunuz, niye evlendirdiniz oğlunuzu? Bak şimdi onu biz bilmiyorduk. Bak Ece, bunu daha doğrusu güzelce konuşsun, aklı başına gelsin. Bunu ya, annesinin evine gittik biz. Evet. Bak şimdi annesinin evine gittik. İlker, ben, ondan sonra Ece. Dedi ki bana, anne dedi, sen dedi annemi oyala, ben dedi oradan bir şey alacağım dosyanın içinden dedi. Bak yalan söylüyorsam ya eşimin hastalığından gideyim. Ondan sonra ne kızım dedim, sen sus dedi. Mutfakta ben Ayşe ile muhabbet ettim. O gitti annesini oradan raporu aldı. Ve o raporu da ne raporu dedim ben? Üzülü raporu dedi. 2015'te çıkartmışlar. Hayır yalan, 2018'de. Tamam mı? Bakılsın o raporu istersen. Tekrar, ondan önce yok mu? Tekrar ondan gittik önce yok. Hastaneye. Laforu tazeledik. Ha, vardı eskiden de, öyle mi? Evet, evet. Onu evet. İptal ettirdiler. Hayır. Doktor, hayır. Şeyleri yok hepsi dedi. Hepsi çıkar bak, hepsi çıkar. Allah. Neyse, onu zaten sonra ben bir detaylı bir raporu görünce anlarım. Ama sonuçta siz tamam. Bunu hani bu kızı evlendirmişsiniz, çocuğu var. Ya ne düşünüyorsunuz şimdi, torununuzu bırakacaksınız, çocuğunuz ayrılıyor. Ne olacak şimdi bu kız? Valla ben onlar ikisi anlaşamadığı için benim çocuğum da artık istemiyor. Hani her zaman kaçıyor anneydi. Ben onun peşinden dolaşayım dedi. Ayşe kendisi de dedi aynısı. Geçinemezseniz dedi, verin Ece'yi dedi, ben bakarım dedi. Çocuğu da polisten aldılar burada. Ben çocuğuma bakıyordum. Evet, şimdi acaba çocuğunuzun sevgilisi olduğu için bunu yapıyor olabilir mi? Ya kurban oldum. Benim ya, çocuğumun sevgilisi yok. Kurban oldum. Yemin ederim. İlk yerine takip edeyim bak. Kaçta işten gidiyormuş. Kaçta işten geliyormuş. Onu da takip etsinler. Şimdi Rabia Hanım, ekranda bir fotoğraf var. Fotoğrafta oğlunuz bir kızla el ele. Bir de videosu var onun. Bir kız, o değil, ilk bununla evlenmeden önce. Hayır, eski mi bu? Hayır değil. Yeni değil, değil kurban oldum, yeni değil. Var, daha evlenmeden bakın. Önce. Evet, yeni değil. Bak herkes biliyor burada. Yeni değil.
Siz eski fotoğrafı nereden anladınız? Ya niye o zaman eski fotoğrafsa? Eski fotoğraf olduğunu nereden anladınız? Eski kızı ben tanıyorum zaten. Kim o kız? Valla benim bildiğim Gülay'dı galiba. Gülay mı o? Eski sevgilisi, şimdi onunla birlikte diyor. Şimdi yok, bu ev sevgilisi yok ki. Ya yalan söylüyor. Eski fotoğraf olabilir mi burada koca? Hayır. Kurban oldum. Videosu bak, var. Benim çocuğum evlenmek düşünmüyor. Ömrüm, ömrüm yazıyor. Göndersin. Benim bir çocuğum var diye ben evlenmeyi düşünmüyorum diyor. Yazıyor. Yani yalan söylemiyorum ben. Anneme arayın. Annem her şeyi söyleyecek. Yemin ederim teyzem, annem ikisi birlikte. Yani şöyle diyeyim. Anneanneyle annem işte. Evet. O zaman ne yapalım? Bakın Rabia Hanım, madem boşanacak, bu kız da burada artık bunlarla uğraşmasın. Siz gelin buraya. Tabii. Birlikte. Ben gelemem. Benim durumum iyi değil. Tamam. Çocuk saat 3'te gidiyor işte 3.30'da. Tamam. Gece saat 1'de 1.30'da 5'te geliyor. Tamam Rabia Hanım. Arkadaşlarımız sizle konuşsunlar. Anneni de alalım. Ecenur tamam, anneni de alalım. Bakalım ne yapabiliriz? Konuşalım. Şimdi soru cevap köşemiz mi var? Merakla beklediğiniz soru cevap köşemize geçelim. Soru cevap köşemizi özlemişsinizdir. Evet, hattımızda kim var? Ayla Hanım varmış hattımızda. Ayla Hanım. Efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben Esra Ezmeci ile görüşecektim. Evet benim, buyurun. Ne sormak istersiniz? Sürekli erkekleri hayal ediyorum. Her gün iki erkekle giriyorum. Tabii bunu sevgilime söyleyemiyorum. Acaba bende bir sorun mu var? Aha. Yardımcı olabilir misiniz diye aradım. Şimdi siz 23 yaşındasınız. Sesiniz daha büyükmüş gibi geliyor. Ya niye öyle geldi bilemedim ki. Şimdi 23 yaşındasınız ve aslında birden çok ilişki yaşamayı seviyorsunuz. Bir de sevgiliniz mi var? Evet. Peki bu ne zaman başladı sizde? Bu 2-3 yıldır var. 2-3 yıldır. Ondan önceki yaşınız çok küçük de. Yani 20 yaşındayken nasıldı diyeyim size? Daha normaldi. Peki neyle değişti? Aldatıldınız mı? Bir şey mi başınıza geldi? Bir şey mi oldu? Aldatıldım evet. Yani aldatıldıktan sonra acaba ben de aldatayım duygusu içine mi girdiniz? Olabilir. Peki sevgiliniz fark etmiyor mu hiç bu durumu? Fark ettirmemeye çalışıyorum. Sevgilinizle ne kadardır birliktesiniz? Bir yıldır. Bir yıldır. Peki diğer kişilerle ne zaman tanıştınız? O fark etmiyor. Her zaman olabiliyor. O nasıl yani? Her zaman nasıl oluyor? Ya karşılaştığım kişilerle oluyor. Yani karşılaşınca hemen ilişki mi oluyor? Hepsiyle olmasa da bir şekilde bazılarıyla oluyor. Nasıl tanışıyorsunuz? Merak etti burada arkadaşlarımız. Yani nasıl oluyor bu? Ya işte bir şekilde eğer gözümü kestirdiysem onu ayarlayabiliyorum. Ayarlıyorsunuz. Yani diyelim bir kafede oturdunuz, gözünüzde kestirdiniz. Sonra? Sonra işte bir şekilde onu dediğim gibi eğer gözümü kestirdiysem ayarlayabiliyorum. Sonra ne oluyor? Ayarlıyorsunuz. Sonra işte devam ediyor. İlişki mi yani? Duygusal bir ilişki evet. mi? Evet. Yalnız. Yani bir gecelik. Ha, tek gecelik ilişkiler yaşıyorsunuz. Evet. Peki bu ama sizi kötü de hissettiriyordur bu. Tabii hissettirdiği için size başvurdum, yardım istiyorum. Peki yapmadığınızda ne oluyor? Yani bunu bırakmaya çalıştığınızda. İşte olmuyor, bırakamıyorum. Hayır, ne hissediyorsunuz? O hissiyat önemli. Kötü. Kötü hissediyorsunuz. Şimdi burada şöyle bir duygu durum olabilir. Belki bir sadakatsizlik yaşadığınız için o sadakatsizlik size çok acı verici geldiğinden siz tekrar böyle bir benzer durum yaşamamak adına siz karşı tarafı aldatıyor ve sadakatsizlik yapıyor olabilirsiniz. Nasıl kurtulabilirim? Şimdi bunun durumda? İçin bakın bu tarz durumlar bir nevi bağımlılıktır. Bağımlılıktan kurtulmanın en etkili yolu da her türlü bağımlılıkta mahrumiyettir. Yani bir süreliğine yalnız kalmayı deneyimlemeniz lazım. İlk önce zor gelecek, şimdi yapamıyorum dediniz ya. Her bağımlılıktan kurtulurken ilk 2-3 gün, belki bir hafta, hatta sonrasında 21 gün bunu bir süreç olarak düşünün.
zorlanabilirsiniz. Sizi zorlayabilir. Ama sonrasında kademe kademe bu duruma alışırsınız. Çünkü özellikle kadın çok duygusal bir varlık. O yüzden de sadece cinselliğe yönelen durumlar kadının öz değerini ve öz benliğine zarar verebilir. O yüzden benim dediğim yöntemle uzak kalabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi diğer telefonumuzu alalım. Merhabalar Ayça Hanım. Merhabalar Esra Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Esra Hanımcığım, ben 40 yaşındayım. Evet. Eşim 35 yaşında. Biz yaklaşık 10 yıldır mutlu bir evliliğimiz var. Çok mutluyuz. Çok güzel. Fakat eşimle cinsel ilişkide bulunduktan sonra eşim normalde çok kibar ve naif bir insan. Fakat cinsel ilişkide bulunduktan sonra işi bitince bana güle güle anneciğim diye bir üslupta bulunuyor. Ne ben diyor? Eşimi çok seviyorum. Anneciğim. Güle güle anneciğim diye bir kelime sarf ediyor Esra Hanımcığım kendisi bana. Ben bunu çok kırılıyorum. Üzülüyorum, ne yapmam gerekiyor? Bana bir tavsiye edersiniz acaba? Peki bu hep mi? Teşekkür ediyorum. Bütün bu birlikte olduğunuz süreç içinde var mıydı bu? Zaman zaman da, ama son bir iki senedir sürekli olarak bunu yapıyor. İşi bittikten sonra bana işte biri güle anneciğim diye bir üslupta bulunuyor. Peki yani burada acaba eşiniz size bir espri yapıyor olabilir mi? Konuştunuz mu bunu? Yani bu ne biçim söz? Evet, kendisine kırıldığımı daha önceden belli ettim Esra Hanım. Bunu kendisine anlattım. Bunu bile bile. Ne diyor yani? Niye böyle diyormuş? Hani bunun açıklaması ne? Vallahi gülüyor Esra Hanımcığım. Çok net bir şey söylemiyor. Ama ben çok kırılıyorum. Ne yapmam gerekiyor normalde? Belki siz acaba kayınvalidenizi seviyor musunuz? Kayınvalideyle alakası yok Esra Hanım. Yaklaşık bir 5 yıldır böyle. Hayır, belki orada bir hani sizi kızdırmak için mi bir şey söylüyor acaba diyorum. Hani çünkü vallahi gülüyorsa bunun sonrasında da. Esra Hanımcığım gülüyor fakat ben çok kırılıyorum. Hani aslında işin normalde çok naif, kibar bir bey. Çok mutluyuz aslında, birbirimizi seviyoruz. Dediğim gibi cinsel ilişki sonrasında, fakat eşim benden 5 yaş küçük bu arada. Evet. Onu da söyleyeyim. Bununla mı ilgisi var bilemiyorum. İşi bitince bana bunu söylüyor Esra Hanım. Evet, yani tabii anneciğim, burada sizin aranızda bir yaş farkı olduğu için eğer bu yaş farkına ithafen bunu söylüyor ve dalga geçiyorsa, espri yapıyorsa bile bunun her cinsellikte yaşanması, bakın şaka yapıyor bile olsa, çok itici bir şey. Sonuçta siz bir kadınsınız, bir dişisiniz. Karşınızda bir erkek var. Cinsellik bütünleşmenin, karı kocanın bütünleşmesinin bir durumu aslında. Bu bütünleşmeyi engelliyor bir şekilde kendince. Siz eşinize bu şekilde hiç hani onunla birlikte olmaktan da haz almadığınızı, bütün haz alma durumunuzu engellediğini ve bir şekilde aslında sizi sadece kırmak değil, yani bunun bütün ilişkinize yansıyan bir durum olduğunu ve artık hani onunla neredeyse birliktelik istemeyecek duruma geleceğinizi söylemeniz lazım. Esra Hanımcığım, daha önceden bunu böyle anlattım. Kendisi de hep bana bir gülerek cevap verme durumu var. Biz normalde dediğim gibi eşimle birbirimizi çok seviyoruz. Eşimi bilmiyorum, herhalde bir 5 yaş küçük olmasıyla mı alakalı. Ben çok kırılıyorum Esra Hanımcığım. Bana ikide bir bunu söylemesi bir kadın olarak beni çok yaralıyor. Tabii yaralar, çok haklısınız ama bunu bu şekilde, yani sizin bu ilişkiden uzaklaştıran bir durum olduğunu açıkça söyleyin. Diğer telefonumuzu alalım. Bitti mi? Reklam. Ha, reklam. Şimdi kısa bir aramız varmış. Aradan sonra görüşmek üzere. Alo, isimsiz bir hanımefendi var hattımızda. Merhaba Esra Hanım, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben 10 yıllık evliyim, 2 çocuğum var. Allah bağışlasın. Amin. Eşim beni aldattı. 2 tane telefonu var kendisinin. Sürekli hani telefonunda şifresi var elinde. Severek evlenmiştik biz. Telefon şifreleri sürekli değişiyor ve ben en sonunda yakaladım bu şifreyi. Buldum. Tek bir hesabı var. Oradan işte kadınlarla konuşmalarını buldum. Sosyal medyadan mı? Evet. Kadınlara diyor ki işte ben boşandım. Evli değilim. İşte kaçamak yapmak için hani o şekilde yazışmalarını buldum. Sonra bir kadınla olan yazışmalarını buldum. O kadınla
gidip beraber olmuş. Yıkıldım, kadınla konuştum. Kadın bana dedi ki eşin beni arıyor, eşin beni buldu. Hı hı. Karşıdaki kadın da evli, çocuklu. Hı hı. Ama onun hiç umrunda değil. Dedim kadın kadına bunu yapar mı dedim. Ama o yani umrunda değil, evliliği de umrunda değil. Peki siz eşinize ne yapıyorsunuz? Valla eşime bunları bana yaşattığı için hani aldattığını, hele de gidip o kadınla birlikte olduğunu öğrenince sırf hani o kadınla daha şöyle konuşayım, ilişkiye girmek için bir günlüğüne bile kendi şehrinden başka bir şehre gittiğini öğrenince dünya başıma yıkıldı. Hı hı. Ve ben eşimle konuştum, dedim hani ben hani aileme anlattım, ailem bana destek olmadı. Destek olsaydı yanında bir dakika bile durmayacaktım, çekip gidecektim. Hı hı. Eşime şöyle konuştum, dedim hani bir daha böyle bir şey bulursam, edersem, yakalarsam dedim. Hı hı. Çocukları da sana bırakıp çeker giderim dedim. Hı hı. Hani ben tükendim artık dedim, hani kendimi düşünüyorum dedim. Hı hı. Hani yoruldum, sürekli dışarı gidiyor mesela. Hı hı. Bazen böyle dışarı gidiyor, herhalde böyle bir şeyler karıştırdığı ettiği zaman vicdan azabımı çekiyor, bilmiyorum, böyle bana hediyeler alıyor. Hı hı. Şimdi bakın, yapıyor. Burada şu çok önemli, gidecek yeriniz olmasa bile gidebileceğinizi karşı tarafa hissettirmeniz gerekiyor. Çünkü aslında evet, hissettirdim buna, etrafladım, evet. Ama o beni tehdit ediyor. Ne diye? Ne diyeceğim? Şöyle diyor ki bana eşim, ben bunu ona hissettirdim. Hani diyor başka biri mi var hayatında diyor. Başka birini mi buldun diyor. Hayır, hiç öyle söylemeyin. Siz deyin ki sen beni manipüle edemezsin. Kimin başka biri olduğu açıkça belli. Ama sen bir daha bu durumu yaparsan ben hayatında olmam. Hayatında olmadığımda da, bu ilişki bittiğinde de başka biri olur ya da olmaz. O seni ilgilendirmez deyip ona gerçekten net tavrınızı koymanız lazım. Şimdi bugün çok teşekkür ederiz. Bugün programın sonuna geldik. İyi hafta sonları olsun herkese. Pazartesi saat 13'te görüşmek üzere.